Merhaba değerli dostlar, uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. E, bu defaki konumuz insandaki e, yıkıcılığın kökenleri üzerine bir inceleme olacak. Kitabımızın yazarı Eric Huron. E, bu e, yıkıcılığı tabii e, geçmişten günümüze kadar e, incelemeye almış oluyor. Birçok diğer e, bilim insanlarının da e, sözlerini, bu konu hakkındaki düşüncelerini ele almış, bunları gerektiği durumlarda eleştirmiş e, kitabı zaten size bölümler halinde anlatırken sizler de bunu fark edeceksiniz. E, Erik Fromm'un e, bu güzel yapıtına ben e, giriş yapmadan önce konuyla ilgili e, girizgen niteliğinde birkaç söz size giriş yapmak istiyorum. Kuşaklar zaman geçtikçe kötüye gidiyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki iktidara tapacak kadar düşkünleşecekler. Kaba güç onlara doğru gelecek ve iyiye duyulan saygı ortadan kalkacak. Sonunda hiç kimse artık yanlışlıklara kızmaz ya da kötülüklerin varlığından utanç duymaz olunca Zeus onları da yok edecek. Yine de eğer sıradan halk kendisine baskı yapan egemenlere karşı ayağa kalkacak ve onları alaşağı edecek olursa o zaman bir şeyler yapılabilecektir. Bu söz demir çağına ait bir Yunan efsanesidir. Tarihe baktığımda ben kötümser bir kişiyim ama tarih öncesine baktığımda iyimser birisiyim diyor Smuts. İnsan bir yandan kendi türüyle kavga etmesi yönünden birçok hayvan türünün akrabasıdır ama öte yandan da o kavga eden binlerce tür arasında kavgasını yıkıcılığa ulaştıran tek türdür. İnsan kitle katliamcısı olan tek türdür. Kendi toplumu içinde bir çıvan başı olan tek varlıktır diyor Tim Bergen. Şimdi ben bu eserin e, giriş bölümünden size konuya başlamak istiyorum değerli dostlar. İçgüdüler ve insan tutkuları. Ulus ve dünya ölçeğinde şiddetin ve yıkıcılığın artması, bu işle uğraşanların ve bütün kamuoyunun dikkatini saldırganlığın doğasının ve nedenlerinin kuramsal açıdan araştırılmasına yöneltmiştir. Bu ilgi şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan bu uğraşın çok yeni olması gerçeğidir. Özellikle Freud gibi dev bir araştırıcının cinsel dürtü çevresinde yoğunlaşan eski kuramını gözden geçirerek daha 1920'lerde yıkıma uğratma tutkusu, yani ilim ölüm içgüdüsüyle sevgi tutkusunu, yaşam içgüdüsünü, cinselliği eşit güçte gösteren yeni bir Kur'an belirlemesinden beri bu uğraş sürmektedir. Bununla birlikte kamuoyu, Freudculuğu kendini koruma içgüdüsünce denetlenen cinsel arzuyu yani libidoyu insanın asıl tutkusu olarak gören bir Kur'anmış gibi düşünmeye büyük ölçüde devam etmiştir. Bu durum ancak 60'lı yılların ortalarına doğru değişmiştir. Bu değişikliğin akla gelebilecek bir nedeni şiddetin ulaştığı düzeyin ve savaş korkusunun dünya ölçeğinde belli bir sınıra gelip dayanmış olduğu gerçekliğidir. Ama bu değişikliğe katkıda bulunan bir başka etkende insanın saldırganlığını ele alan ele alan çeşitli kitapların özellikle Konrad Lorenz'in İşte İnsan Saldırganlığın Doğası üzerine adlı kitabının yayınlanmasıydı. Hayvan davranışı alanında özellikle balıkların ve kuşların davranışı alanında seçkin bir bilgin olan Lorenz, çok az deneyiminin ya da uzmanlığının olduğu bir alana insan davranışı alanına el atma yürekliğini gösterdi. Çoğu ruh bilimci ve sinir bilimcilerin bir kenara itmesine karşın işte insan saldırganlığın doğası üzerine bir bestseller en çok satan kitap haline gelmiş oldu ve aydın topluluğun geniş bir bölümünün zihninde derin izler bıraktı. Bunların birçoğu Lorenz'in görüşünü sorunun kesin yanıtı olarak kabul etti. Çok farklı bir alanda eserler üreten bir yazarın Robert Ardrey'in daha önce yayınlanan yapıtları Lorenz'in fikirlerinin halk arasında tutulmasına büyük katkı sağlamıştır. Bir bilim adamı değil de yetenekli bir oyun yazarı olan Ardell, insanlığın başlangıcına ilişkin birçok veriyi insanın doğuştan saldırganlığını kanıtlama amacı güden ustaca ama yansızlıktan da çok uzak bir özet halinde dokunmuştur. Bunları hayvan davranışlarını inceleyen diğer yazarların kitapları izledi. Örneğin Desmond Morris'in Çıplak Maymunu ve Lorenz'in öğrencisi Eybesfield'in ee, Sevgi ve Nefret Üzerinesi bu kitaplardandır değerli dostlar. Bütün bu yapıtlar temelde aynı savı içermekte. Savaşta, suçta, kişisel tartışmalarda ve her türden yıkıcı ve sadistçe harekette açığa çıkan insanın saldırgan davranışı, boşama yolları arayan ve kendini açığa vurmak için uygun bir durumun doğmasını bekleyen kalıtımsal olarak programlanmış doğuştan bir içgüdüden kaynaklanır. Belki de Lorenz'in yeni içgüdücülüğü öne sürdüğü savlar çok sağlam olduğu için değil, halk bunlardan etkilenmeye çok açık olduğu için bu denli başarılı olmuştur. Korku içinde olan ve yıkıma doğru ilerleyen gidişi değiştirme gücünü kendinde bulamayan insanlar için, şiddetin hayvansı doğamızdan denetlenemez bir saldırganlık dürtüsünden kaynaklandığı konusunda bize güvence veren ve yapabileceğimiz en iyi şeyin Lorenz'in öne sürdüğü gibi bu dürtünün gücünü açıklayan evrim yasasını anlamak olduğunu söyleyen bir kuramdan daha çekici ne olabilirdi ki? Doğuştan saldırganlığı savunan bu kuram kolayca olacaklardan duyuran korkuyu yatıştırmaya ve güçsüzlük duygusunu akılcılaştırmaya yarayan bir ideoloji haline gelir. İşgüdücü bir kuramın bu basite kaçan yanıtının yıkıcılığın nedenlerine ilişkin ciddi incelemelere yer tutulmasının başka gerekçeleri de vardır. İkinci seçenek, yürürlükteki ideolojinin temel önermelerinin araştırılmasını gerektirir. Bizi toplumsal dizgemizin akıl dışılığını irdelemeye ve savunma, onur, yurtseverlik gibi saygı uyandırıcı sözcüklerin ardına saklanan tabuları çiğnemeye götürür. Toplumsal dizgemizi de diz, dizgemizi derinlemesine bir çözümlemeden başka hiçbir şey yıkıcılığın artmasının nedenlerini açığa çıkaramaz ya da yıkıcılığı azaltmanın yollarını ve araçlarını gösteremez. İşgüdücü kuram zor bir görev olan bu çözümlemeyi yapma görevine sırt çevirmemizi öneriyor. Davranışçı kuram içgüdücülüğün tersine insanı belli bir biçimde davranmaya yönelten öznel güçlerle uğraşmaz. İnsanın ne hissettiğiyle değil, yalnızca onun davranış biçimiyle ve onun davranışını biçimlendiren toplumsal koşullanmayla ilgilenir. Ruh bilim alanında egemen olan okulun ana konusu, davranışta bulunan insan değil davranış oldu. Ruhu inceleyen bilim, hayvan ve insan davranışı mühendisliği bilimine dönüştü. Bu gelişme, bugün Birleşik Devletler Üniversitelerinde en geniş kabulü gören ruh bilim kuramı olan Skyner'ın, yeni davranışçılığında doruğuna ulaştı. Bugün içgüdücülük ve davranışçılık arasında bir seçimde bulunmak, kuramsal ilerlemeye yardımcı olmaktan uzaktır. Her iki tutumda tek açıklamalara dayanır, dogmatik önyargılara bağımlıdır ve araştırmacılardan verileri şu ya da bu açıklamaya uydurmalarını istemektedir. Ama gerçekten ya içgüdücü ya da davranışçı kuramı benimsemek seçeneğiyle mi karşı karşıyayız? Lorenz Skyner arasında bir seçim yapmak zorunda mıyız. Başka bir seçenek yok mu? İşte bu kitap bir yandan da değerli dostlar başka bir seçeneğin bulunduğunu savunuyor. Yani bu seçeneğin ne olduğu sorununu inceliyor Daha doğrusu İnsandaki birbirinden bütünüyle farklı iki saldırganlık türü arasında ayrım yapmak gereklidir. İnsanda ve bütün hayvanlarda ortak olan birinci tür saldırganlık yaşamsal çıkarlar tehdit altında kaldığında ortaya çıkan kalıtımsal olarak programlanmış bir saldırma ya da kaçma tepisidir. Bu savunucu Yumuşak saldırganlık bireyin ve türün varlığını sürdürmesine hizmet eder. Biyolojik olarak uyarlanabilir ve tehdit ortadan kalktığında o da ortadan kalkmış olur. Öteki tip kıyıcı saldırganlık, bir başka deyişle zalimlik ve yıkıcılık insan türüne özgüdür ve aslında çoğu memelilerde görülmez. Kalıtımsal olarak programlanmamıştır ve biyolojik olarak uyarlanamaz. Hiçbir amacı yoktur ve doyurulması yoğun şehvetle olasıdır. Konuyla ilgili olarak bundan önce yapılan çoğu tartışma kaynakları ve nitelikleri ayrı ayrı olan bu iki tür saldırganlık arasında ayrım yapılmadığı için verimli bir sonuca da ulaşamamıştır değerli dostlar. Gerçekte savunucu saldırganlık her ne kadar öteden beri sınıflandırıldığı üzere doğuştan bir içgüdü değilse de insan doğasının bir parçasıdır. Lorenz savunma anlamında saldırganlıktan söz ettiği sürece saldırganlık içgüdüsüne ilişkin varsayımlarında bu varsayımlarında haklıdır ama Lorenz daha da ileriye gitmektedir. Birçok zekice yoruma başvurarak öldürme ve işkence yapma tutkusu da dahil tüm insan saldırganlığı türlerini insanda biyolojik olarak verili bulunan ve yararlı bir güçken birçok etken etkenden dolayı yıkıcı bir güce dönüşen saldırganlığın bir sonucuymuş gibi görmektedir. Yani bu, bunu bir bakıma normalleştirmiş oluyor değerli dostlar. Lorenz Ne var ki pek çok gözle görünür veri tersini söylemekte ve bu varsayımı gerçekten savunulamaz hale getirmektedir. Hayvanların incelenmesi, memelilerin özellikle de primatların her ne kadar oldukça büyük oranda savunucu saldırganlığa sahip olsalar da katil ve işkenceci olmadıklarını göstermektedir. Fosil bilim, insan bilim ve tarih içgüdü, e, içgüdücü saba karşı çok sayıda kanıt sunmaktadır. E, bu kanıtlar bir insan kümeleri saldırganlık düzeyleri bakımından o kadar köklü farklılıklar göstermektedir ki yıkıcılığın ve zalimliğin doğuştan olduğu varsayımı bu gerçekleri açıklayamaz. 2. Değişik saldırganlık dereceleri başka ruhsal etkenlere ve toplumsal yapıların farklılıklarına bağlanabilir. 3. Yıkıcılığın derecesi uygarlığın gelişmesiyle azalmamakta, artmaktadır. Bilakis. Gerçekte doğuştan yıkıcılık tanımı tarihe, tarih öncesinden daha iyi uymaktadır. Eğer insan hayvan atalarıyla paylaştığı biyolojik olarak uyarlanabilir saldırganlığa doğuştan sahip olmakla kalsaydı, Nispeten barışçıl, barışıl bir varlık olabilirdi. Eğer şempanzelerin ruh doktorları olsaydı, bu doktorlar saldırganlığı hakkında kitap yazmalarını gerektirecek rahatsız edici bir sorun olarak görmezlerdi herhalde. Ne var ki insan bir katil olduğu gerçeğiyle hayvanlardan ayrılır. Biyolojik olsun, ekonomik olsun, hiçbir nedene dayanmaksızın kendi türünün üyelerini öldüren onlara işkence yapan ve bunu yapmaktan haz duyan tek primat insandır değerli dostlar. Bu yıkıcı saldırganlığın mahiyetini ve koşullarını irdelemek de işte bu kitabın asıl amacı oluyor. Yani biz e, konularımızı anlatırken dostlar bölümler halinde ben bunu size anlatacağım. Çünkü önemli bir mevzu. E, yıkıcı saldırganlığın çünkü mahiyetini inceliyor olduğu gibi kaynak bayağı derin. Yumuşak savunucu saldırganlıkla kıyıcı yıkıcı saldırganlık arasındaki ayrılık daha ileri ve daha temeli bir ayrım yapılmasını yani içgüdüyle kişilik ya da daha kesin deyişle insanın fizyolojik gereksinmelerinden yani organik dürtülerden kaynaklanan dürtülerle kişiliğinden kaynaklanan ve yalnız ona özgü olan insan tutkuları arasında ayrım yapılmasını gerekli kılar. Kişiliğin insanın ikinci doğası olduğunu ve yeterince gelişmemiş içgüdülerinin yerini tuttuğunu, bundan başka sevgi, şefkat, özgürlük arayışının yanı sıra yıkım, sadizm, mazoşizm arzusu, iktidar ve mülk açlığı gibi insan tutkularının sırası geldiğinde, bizzat insan varoluşunun koşullarından kaynaklanan varoluşsal gereksinmelere yanıt oluşturduklarını göstermeye çalışacağız size. Kısaca özetlersek içgüdüler insanların fizyolojik gereksinmelerine yanıt oluşturur. İnsanın kişiliğiyle koşullanmış tutkuları varoluşsal gereksinmelerinin yanıtıdır ve insanlara özgüdür. Bu varoluşsal gereksinmeler bütün insanlarda ortak olduğu halde insanlar ağır basan tutkuları bakımından farklılık gösterir. Bir örnek verirsek insan sevgi ya da yok etme tutkularınca yönlendirilebilir. Her bir durumda insan varoluşsal gereksinmelerinden birini etkileme ya da bir şeyi harekete geçirme, oyu kaçmak gereksinimini doyurur. İnsanın başat tutkusunun sevgi ya da yıkıcılık olup olmaması büyük ölçüde toplumsal koşullara bağlıdır. Bununla birlikte bu koşullar çevreci kuramın varsaydığı gibi sınırsız ölçüde uysal, farklılaşmamış bir ruha farklı ol bağlı olarak değil, İnsanın biyolojik olarak sahip olduğu varoluşsal durumuna ve ondan doğan gereksinmelere bağlı olarak işlem görür. Ne var ki insan varoluşunun koşullarının neler olduğunu öğrenmek istediğimizde daha başka sorularla karşılaşıyoruz. İnsanın doğası nedir? İnsanı insan yapan nedir? Söylemeye gerek yok. Bugün toplum bilimlerinin içinde bulunduğu ortam böylesi sorunların tartışılmasına pek açık değildir. Bu sorunlar genellikle felsefi ve dinin ana konuları olarak görülür. Olgucu düşünüş bu sorunları nesnel geçerlilik gibi iddiası olmayan katıksız öznel kurgular olarak ele alır. Bu aşamada sorudan ortaya konulan verilere ilişkin karmaşık Savdan söz etmek zamansız olacağı için şimdilik yalnızca birkaç noktayı belirtmekle yetineceğim. İnsanın özünü belirlemeye çabalarken Heidegger, Heidegger ve Sartre'in ortaya koyduğu kurgulara benzer metafizik kurgular yoluyla ulaşılan bir soyutlamaya başvurmuyoruz. Her bir bireyin özü türün varoluşuyla özdeş olduğu için insan olarak insanda genel geçer olan gerçek varoluş koşullarına başvuruyoruz. Anatomik ve nörofizyolojik yapının ve bu yapının homo yani insan türünü karakterize eden ruhsal bağıntılarının gözleme dayalı olarak irdelenmesi yoluyla bu kavrama ulaşıyoruz. Böylece insan tutkularını açıklama ilkesini Freud'un fizyolojik ilkesinden sosyobiyolojik ve tarihsel bir ilkeye kaydırıyoruz. Homo sapiens türü anatomi, sinir fizyolojisi, ve fizyoloji terimleriyle belirlenebileceği için bir tür olarak onu ruh bilim terimleriyle de belirleyebilmeliyiz. Burada bu sorunların ele alınacağı bakış açısı varoluşçuluk olarak adlandırılabilir ama varoluşçu felsefe anlamında değil. Bu kuramsal temel kişilik kökenli kıyıcı saldırganlığın özellikle de sadizm bir başka duygulu varlık üzerinde sınırsız iktidar sahibi olma tutkusunun ve ölü severliğin yaşamı yok etme tutkusunun ölü olan, çürüyen ve tam anlamıyla mekanik olan her şeye hayranlığın çeşitli biçimlerini daha ayrıntılı olarak tartışma olanağı yaratmaktadır. E, bu incelemeyi ruh çözümleme kuramıyla belirleyelim. Bir davranışı, davranışta bulunan insandan ayrı olarak düşünmeyeceğiz. Doğrudan doğruya gözlenebilir davranışlar olarak açığa vurulup vurulmadıklarına bakmaksızın insan dürtülerini ele alacağız. Saldırganlık olgusuyla ilgisi bakımından bunun anlamı kendisini ortaya çıkaran güdüden bağımsız saldırgan davranışı değil, saldırganlık tepilerinin kökenini ve yoğunluğunu inceleyecek olmamızdır. 2- Bu tepiler bilinçli olabilir ama daha çok bilinçsizdirler. 3. Bunlar çoğunlukla nispeten oturmuş bir kişilik yapısı içinde bütünleşmişlerdir. 4. Daha genel bir belirleme ile bu inceleme ruh çözümleme kuramını temel almaktadır. Bundan çıkan sonuç şudur. Kullanacağımız yöntem gözlemlenebilir ve sık sık da önemsiz görünen, görünen verilerin açıklanması yoluyla bilincine varılamayan iş gerçekliğin keşfedilmesi demek olan ruh çözümleme yöntemidir. Bununla birlikte ruh çözümleme terimi klasik kuramla ilişkili olarak değil, bu kuramın belli ölçüde gözden geçirilmiş biçimiyle ilişkili olarak kullanılmaktadır. Bu noktada yalnızca bunun libido yani cinsel güdü kuramına dayanmayan ve bu nedenle de çoğu zaman Freud'un kuramının asıl özü olarak görülen içgüdü kavramlarından, kavramlardan kaçınan bir ruh çözümleme olduğunu söylemek isterim. Ne var ki Freudçu kuramla içgüdücülük arasındaki bu özdeşleştirme son derece kuşku götürür. Gerçekten Freud o zamanlar ağır basan eğilimin tersine insan tutkuları sevgi, nefret, hırs, açgözlülük, kıskançlık, çekememezlik alanını araştıran ilk modern ruh bilimciydi. Bu bakımdan Freud önemli değerli dostlar. Önceleri yalnızca oyun yazarları ve romancılarca ele alınmış olan tutkular Froch sayesinde bilimsel araştırmanın ana konuları oldu. Onun çalışmalarının en azından onun yöntemi artan ruhsal tedavi istemini karşılamakta bir araç haline gelinceye kadar neden ruh hekimleri ve ruh bilimcilerden ziyade sanatçılar arasında çok daha sıcak ve çok daha anlayışlı bir kabul gördüğünü bu nokta açıklayabilir. Sanatçılar kendi ana konularını insanın ruhunu en gizli ve en ince dışavurumlarıyla ele alan İlk bilim insanının olduğunu hissettiler. Freud'un sanatsal düşünüş üzerindeki bu etkisini gerçek üstücülük en açık biçimiyle göstermiştir. Gerçek üstücülük daha önceki sanat biçimlerinin tersine gerçekliği konuyla ilgisiz olduğu gerekçesiyle bir yana bıraktı ve davranışla ilgilenmedi. Önemli olan tek şey öznel deneyimdi. Freud'un rüya açıklamalarının bu sanat akımının gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri haline gelmesi de çok mantıklıydı bu anlamda. Freud bulgularını kendi zamanının kavramları ve terimleriyle algılayıp tanımlamaktan başka bir şey yapamazdı. O öğretmenlerinin maddeciliğinden hiç kopmaksızın insan tutkularını bir içgüdünün üren, ürünleriymiş gibi sunarak bu tutkuları maskelemenin bir yolunu bulmak zorundaydı bir bakıma. Kuramsal bir torte force yani olağanüstü güç ya da beceri gösterisi oluyor bu torte force'un anlamı. Bu işi çok zekice yapmış oldu. Cinsel libido kavramını öylesine genişletti ki tüm insan tutkuları bir tek içgüdünün ürünü olarak anlaşılabilirdi. Sevgi, nefret, açgözlülük, kendini beğenmişlik, hırs, tamah, kıskançlık, zalimlik, şefkat hepsi bu tasarımın cenderesine zorla sokuldu ve kuramsal yönden de özseverlik, ağız, makat ve üreme organları libidosunun çeşitli dışa vurumlarının yücelmesi olarak ya da bu dışa vurumlara karşı tepkici oluşumlar olarak ele alındı. Bununla birlikte Freud çalışmalarının ikinci döneminde, yıkıcılığın anlaşılması açısından belirleyici bir ileri adım olan yeni bir kuram getirerek, bu tasarımın çerçevesini kırmaya çalıştı. Yaşamı iki bencil itkinin yiyecek ve cinsiyet itkilerinin değil, Ruhsal varoluşa açlık ve cinsellikten daha başka bir anlamda hizmet eden iki tutkunun sevgi ve yıkımın yönettiğini kabul etti. Ne var ki hala kendine ait kuramsal temel önermelerle sınırlanmış olduğu için bu tutkuları yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olarak adlandırdı. Böylelikle de insan yıkıcılığına insandaki iki temel tutkudan biri olarak önem verdi. Bu inceleme <laughs> <laughs> Affedersiniz dostlar. Bu inceleme sevme, özgür olma uğraşları olarak ve yıkma, işkence yapma, denetim altına alma ve boyun eğme dürtüsü olarak bu tutkuları içgüdülerle olan zoraki evliliklerinden boşam, boşamaktadır. İçgüdüler katıksız bir doğa sınıflamadır. Oysa kişilik kökenli tutkular sosyobiyolojik, tarihsel bir sınıflamadır. Bu tutkular her ne kadar doğrudan doğruya fiziki varoluşun hizmetinde değilseler de İçgüdüler kadar hatta sık sık onlardan daha çok güçlüdürler. İnsanın yaşama duyduğu ilginin, coşkusunun, heyecanının temelini bu tutkular oluşturur. Yalnızca insanın düşleri değil, sanat, efsane, tiyatro, yaşamı yaşanmaya değer kılan her şey bile bu kaynaktan doğar. İnsan fincanla atılan zar gibi salt bir nesneymişcesine yaşayamaz. Yiyip içen ya da üreyip çoğalan bir makina düzeyine indirgendiğinde Gereksinme duyduğu bütün güvenceye kavuşmuş olsa bile çok acı çeker. İnsan canlı hareketli bir yaşam ve heyecan arar. Daha üst düzeyde bir doyuma ulaşamadığında da yıkmaya dayalı canlı hareketli yaşamı kendisi içinde kendi yaratır. Çağdaş düşünce ortamı bir güdünün ancak organik bir gereksinmeye hizmet ettiği zaman yoğun olabileceği bir başka deyişle yalnızca içgüdülerin yoğun güdüleme gücüne sahip oldukları varsayımını güçlendirmektedir. Bu mekanist indirgeyici görüş açısı bir yana bırakılacak ve holist bir temel önermeden yola çıkılacak olursa, insan tutkularının bütün organizmanın yaşam sürecinde yüklendikleri işlev açısından değerlendirilmeleri gerektiği anlaşılmaya başlanacaktır. Bunların yoğunluğu özgür ruhsal gereksinmelere değil, bütün organizmanın yaşamını sürdürme, hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişme gereksinmesine bağlıdır. Bu tutkular ancak fizyolojik gereksinmeler doyurulduktan sonra güçlü olmazlar. Bunlar insan varoluşunun kökünde bulunurlar. Normal, daha alt düzeyde gereksinmeler doyurulduktan sonra karşılayabileceğimiz bir tür lüks değildirler. İnsanlar sevgi, güç, ün, ölç tutkularını gerçekleştiremedikleri için kendi canlarına kıymışlardır cinsel doyumdan yoksunluğun yol açtığı intihar olaylarına gerçekten hiç rastlanmamaktadır. Bu içgüdüsel olmayan tutkular insanı coşturur, yakıp tutuşturur, hayatı yaşanmaya değer kılar. Fransız aydınlanmasının filozofu olan Holbach'ın söylediği gibi. Tutkulardan ve arzulardan yoksun bir insan, insan olmaktan çıkar diyor Holbach. Bu tutkular ve arzular insan, on, insan onlarsız insan olamayacağı için bu denli yoğundur diyor. İnsan tutkuları insanı yalnızca bir nesne olmaktan çıkararak bir kahramana, aşılması güç engellere karşın yaşamına anlam kazandırmaya çalışan bir varlığa dön dönüştürür. İnsan kendisinin yaratıcısı olmak ister. Tamamlanmamış varlığını belli bir bütünlük düzeyine ulaşmasını sağlayacak bir takım ereklere ve amaçlara sahip olan bir varlığa dönüştürmek ister. İnsanın tutkuları çocukluktan kalma yaraların yol açtığı şeyler oldukları söylenerek yeterli bir açıklamaya kavuşturulabilecek türden bayağı ruhsal karmaşalar değildir. Bu tutkular ancak indirgemeci ruh biliminin alanı dışına çıkılırsa ve bu tutkuların amacının ne olduğu, insanın yaşamına anlam kazandırma ve verilik verili koşullar altında ulaşabileceği en uygun yoğunluğu ve gücü tatma girişimi oldukları iyice bilinirse anlaşılabilir. Bu tutkular insanın içinde yaşadığı toplulukça onaylanmadığı sürece herkesten gizlemek zorunda kaldığı dinsel mezhepsel tapınışlardır. Gerçek odur ki iyi olsun kötü olsun tüm insan tutkuları bir kişinin yaşamına anlam kazandırma ve bayağı salt yaşamı sürdürme amacı taşıyan varoluşu aşma çabası olarak anlaşılabilir ancak kişilik değişimi olanaklıdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için kişi yaşamını geliştiren tutkuları harekete geçirerek böylece de öncekinden daha üstün bir canlılık ve bütünlük duygusu tadarak yeni bir anlamlı yaşayış yoluna kendi kendine dönecek durumda olmalıdır. Bu koşul sağlanmadıkça insan evcilleştirilebilir ama tedavi edilemez. Ama yaşamı geliştiren tutkular daha yüksek bir güç, neşe, bütünlük ve canlılık duygusu kazanılmasına yıkıcılık ve zalimlikten daha fazla katkı, katkıda bulunsalar bile bu sonrakiler insanın varoluşu sorununa öncekiler ölçüsünde bir yanıt oluştururlar. En sadist ve en yıkıcı insan bile bir insandır. Azizler ne kadar insansa o da o kadar insandır. O insan olarak doğmuş olmanın yarattığı güç sorunlara daha iyi bir yanıt bulmayı başaramamış sapık, ve hasta bir kişi olarak adlandırılabilir. Ve bu doğrudur da. O kurtuluş e, kurtuluş arayışında yanlış yolu tutmuş bir insan olarak da adlandırılabilir. Ne var ki bu yorumlardan hiçbir biçimde yıkıcılık ve zalimliğin kötü olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Yani bunları söylerken normalleştirme yaptığımızı düşünmeyin diyor bir bakıma yazarımız. Bunlardan çıkarılabilecek anlam kötülüğün insanlara özgü olduğudur. Bu tutkular yaşamı, bedeni ve ruhu yıkıma uğratırlar. Yalnızca kurbanı değil, yıkıcıyı da yıkıma uğratırlar. Bu tutkular bir çelişki oluştururlar. Kendine anlam kazandırma uğraşında yaşamın kendisine karşı yönelmesini ifade ederler. Bunlar tek gerçek sapmadır. Onları anlamak, onlara hoşgörü davranmak e, davranmak demek değildir ama onları anlamadığımız sürece nasıl azaltılabilecekli, e, azaltılabileceklerini ve hangi etkenlerin onları güçlendirme eğilimi gösterdiklerini bilmemize olanak yoktur yıkıcılık zalimlik karşısındaki duyarlılığın hızla ortadan kalktığı ve ölüseverliğin yani ölü çürüyen yaşamsız bütünüyle mekanik şeylere hayranlığın sibernetiye dayalı toplumumuzun toplumumuz çapında arttığı günümüzde Böylesi bir anlayış özel bir önem taşımaktadır. Ölü severliğin özü yazınsal biçimde ilk kez Marinetti'nin 1909'da yayınlanan Gelecekçi Manifestosu'nda açıklandı. Çürümüş, cansız, yıkıcı ve mekanik olan her şeye karşı özel bir hayranlık sergileyen son son 10 yılların çoğu sanat ve edebiyat yapıtında aynı eğilim görülebilir. Doğanın makine, makinelerle fetihinin gerçek ilerleme anlamı taşıdığı ve yaşayan insanın makinenin bir eki haline geldiği bir toplumda falancistlerin yaşasın ölüm sloganı toplumun gizli ilkesi olma tehdidini savurmaktadır. Bu inceleme bu ölüsever tutkunun niteliğini, bu tutkuyu güçlendirme eğilimi gösteren toplumsal koşulları açıklığa kavuşturmaya çalışmaktadır. Ancak toplumsal ve siyasal yapımızda gerçekleştirilecek ve insanı toplumdaki üstün yerine yeniden oturtacak olan köklü değişiklikler aracılığıyla geniş anlamda bir yardım sağlanabileceği sonucuna ulaşılabilecektir. Bazı devrimciler arasında yaygın olan şiddet ve yıkım saplantısı kadar yaşam ve yapıdan ziyade yasa, düzen ve suçların daha şiddetle cezalandırılması için yapılan çağrılar da yalnızca çağdaş dünyadaki güçlü ölüseverlik hayranlığının başka örnekleri olmuş oluyor. İnsanın doğada bir eşi daha olmayan bu bitmemiş ve tamamlanmamış varlığın gelişmesini bütün toplumsal düzenlemelerin en yüksek amacı haline getirecek koşulları yaratmaya gereksinmemiz vardır. Gerçek özgürlükle gerçek bağımsızlığın sağlanması ve bütün sömürü, sömürücü denetim biçimlerine son verilmesi ölüm sevgisini yenebilecek tek güç olan yaşam sevgisini harekete geçirmenin koşullarıdır diyoruz değerli dostlar. Ee, konumuz e, şimdilik burada sona erdi. Dostlar e, ben giriş olarak konumuzu anlatmış oldum size. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.